de hatırlamıyorum ilk ne zaman dinlediğimi diyor. Hatta nasıl ulaştığımı da hatırlamıyorum. Kanallar arasında dolaşırken mi takıldım yoksa tavsiye mi onu da bilmiyorum. Fakat diyor ben bir dinleyici olarak itiraf ediyorum. Açık Radyo bağımlısıyım. Açık Radyo bu sene artık 25. yılında zaten. Açık Radyo'nun başından beri neredeyse yani ilk yılını hariç geçersek, es geçersek ikinci yıl yani 23-24 yıldan beri aşağı yukarı bu işte aktif olarak ilgileniyorum. Çağın en önemli, gelmiş geçmiş en önemli krizinden bahsediyoruz aslında. Bunu bir çevre sorunu ya da önümüzdeki sorunlar birçok sorundan herhangi biri olarak ele almaya imkan yok. Çünkü dünyanın da en önemli bilim heyetinin, Birleşmiş Milletler Hükümetler Arası İklim Değişikliği panelinin de net olarak söylediği gibi önümüzde yaklaşık 12 sene var demişlerdi bir sene önce. Yani şimdi 11 kalıyor. Tedbirler alıp politikaları ona göre değiştirmezse hükümetler, ülkeler 2030 yılında bir şey olamayacak artık. Yani geri dönüşü olmayan, yani kontrolden çıkacak iklim felaketi diye, iklim yıkımı diye bir şey çıkardı ki bu üzerinde durulmayan ama çok önemli bir şeyi de atlıyoruz böyle konuşurken %50 ihtimalle önleyebileceğiz diyor. Yani dahası bu geri besleme mekanizmaları denen bir şeyler var fizik kanunlarına göre. Isıtıcı etkisini, güneş ışınlarını geri yansıtma olayı, albedo etkisi deniyor buna. Himalaya dağları, buzullar filan. Eriyince altından çıkan işte kaya ise ya da deniz buzları erimişse altından çıkan lacivert koyu renk büsbütün absorbe ediyor, emiyor olması. Bu yüzden de etkisi katlanarak artıyor. Bunlar da hesapta yok. Yani sanıldığına 10 yıl ya da 11 yıl değil, belki de 5-6 yıllık bir zaman dilimi içinde bunu hallettik yoksa ondan sonra kontrolden çıkan bir felaketle karşı karşıya kalabiliriz. Yani you say you hear us and that you understand the urgency. Yılın Ağustos ayında tek başına ya bu kadar önemliyse, bilim böyle söylüyorsa neden bütün gazeteler, bütün televizyonlar bundan bahsetmiyor? Bütün parlamentolarda tek konu bu olmuyor hükümetler arası görüşmelerde deyip tek başına bir kişi olarak kendi el yazması şeyiyle iklim için grev diye school strike for climate diye yazarak parlamento önüne çıktı. Tek kişiydi. Bir seneden biraz zaman fazla sonrasında Stockholm gibi çok büyük olmayan bir şehirde aynı yerde 10 bin kişinin toplandığını, yani 10 bine katlandığını, sonra da Greta'nın öncülük ettiği hareketlerin işte Fridays for Future diye yani gelecek için cumalar hareketiyle birlikte müthiş bir ivme kazandığını ve geçen Eylül sonundaki genel grev hareketi diye adlandırılıyor. Bir de Britanya'da, Büyük Britanya'da Extinction Rebellion adı altında XR diye yazılıyor. X-R yani yok oluş isyanı adını veren oldukça böyle sıradan insanların kurduğu ve isyana artık gezegen elden gidiyor, bir şeyler yapılması gerekir diye ortaya çıktıkları şeyin de katılmasıyla önce Londra'da başladılar. İşte endüstri çağını başlatan bütün bu kötülüklerin en berbat yeri biziz, İngiltere diye başladık. Başkentlerde, büyük şehir merkezlerinde karar alıcıları bu işin değiştirilmesi için harekete zorlayan sivil itaatsizlik hareketleri başlattılar. Ve toplamda geçen büyük genel grev adı altında söyleyeceğimiz şeyde 7 milyon 700 ya da 600 bin kişi kadar iki cuma birleştirirse, yani tek bir hafta sonu iki cumayı da birleştiren
bir haftalık süre içinde bütün dünyanın yeryüzünde hemen hemen birkaç ülkesi hariç, Kuzey Kore'de bir şey görmedim ama Çin'de bile vardı bu otoriter rejimlerde. Chain York'ta bununla ilgili bir imza kampanyası başlatıldı. Yaklaşık yani 100 bine yaklaştık. Siz de katılırsanız, imzalarsanız çok memnun oluruz. Teşekkürler. Bu çocuklar ve bu gençler ve isyancılar şunu söylüyorlar. Bu bizim, biz son kuşağız bunun farkında olan. Yani son ilk kuşağız bunun farkında olan ve aynı zamanda da bunu değiştirebilecek olan son kuşağız diyorlar. Bir şey yapmak için bundan sonra, çünkü bizim geleceğimiz çalınıyor diyorlar. Ve ben büyüyünce de yaşamak istiyorum diyen bir kuşaktan bahsediyoruz. Umut, ama umuttan bahsediyorsunuz. Nerede umut sorusu çok sık geliyor. Greta Thunberg diyor ki ya umut öyle dışarıdan gelebilecek bir şey değildir diyor. Eylem yaparsınız, umut her yerdedir o zaman. Mesele bunun için harekete geçmektir diyor. Ben bunun son derece önemli ve doğru olduğunu düşünüyorum. Ne istiyoruz? İklim adaleti. Ne zaman istiyoruz? Şimdi. Bunun Türkiye'de de yankıları var. Büyük bir hareket var ve mesela çok da ilginç son bir şeyle ekleyeyim. Bu işin başını 21. yüzyılın bu kısmında çok dikkat çekici bir şey var. Kadınlar başı çekiyor büyük ölçüde. Greta da bunların en iyi örneklerinden bir tanesi. Birçok genç kız ve kadın var. Sonuç olarak aynı zamanda da ta 1970'te ilk kez şeyde bulunmuş olan, aktivizm yapmış olan ve eylemleri dolayısıyla da hapse de girmiş olan, gözaltına alınmış olan Jane Fonda, ünlü Hollywood oyuncusu, 5 haftadır Kapitol'de, yani Amerika Birleşik Devletleri ve hükümet başkanının bulunduğu binanın önünde izinsiz grev yapıyor. Her seferinde farklı bir konu. Okyanuslar konusu var, bitkilerin durumu var. Benzeri şeylerle teach-in dedikleri şeyler yapıyorlar. Bu nasıl konuşacağız, ne mücadele edeceğiz? Sonra da ünlü arkadaşlarını da davet, çağrıda bulunuyor ve beraberce kendileri izinsiz, sivil itaatsizlikten gözaltına alınıyorlar. Ve sonra da kelepçelerini kaldırıp selam veriyorlar böyle. 81 yaşında Jane Fonda ve yine bir kadın. Dolayısıyla yani bir ömür içinde birkaç kuşağın birden nihayet ayağa kalktığını görüyoruz ve bu son derece vahim bir duruma karşı son derece sevindirici de bir isyanın da bir parçası olmaktan dolayı. Ben böyle görüyorum meseleyi.